Google ilkbahar gün dönümünü unutmadı. Google ilkbahar gün dönümü yani Equinox Dadıl oldu. Peki ilkbahar gün dönümü nedir? İşte Equinox'lar hakkında detaylı bilgi. Google bugün ilkbahar gün dönümünü yani Equinox'u Dadıl olarak yayınladı. İlkbahar Equinox'unun Dadıl olmasıyla beraber ilkbahar gün dönümü 2019 hakkında birçok ayrıntı araştırılmaya başladı. Peki ilkbahar Equinox'u ne zaman gerçekleşecek ve neler olacak? İşte tüm detaylar bu videoda. ...21 Mart ilkbahar ekinoksunda güneş ışınları ekvatora dik açı yani 90 derece ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gün doğum hattına girmektedir. Böylece gün ışığı her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. 21 Mart ekinoksu ile birlikte güney yarımkürede geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey yarımkürede ise gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Böylece gün ışığı her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. Mart ekinoksu dünyanın mevsim döngüsünün 4 ana dönüm noktasından birini işaret ediyor. Bu yıllık değişimleri gözlemliyoruz. Çünkü gezegen kendi ekseni üzerinde eğiktir. Böylece yılın çoğu için bir yarımküre veya diğeri güneşe daha yakındır ve daha uzun günler yaşar. Ancak bu eğim ekinoksları yok eder. Mart ve Eylül aylarında kaybolur ve gezegenin her iki yarısı da gündüz ve geceleri eşit miktarda alır. Kuzey yarımküre için Mart ekinoksları baharın başlangıcını belirtirken güney yarımkürede sonbaharın resmi başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül ekinokslarının ortak özellikleri nelerdir? Güneş ışınları ekvatora dik gelir. Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açıyla gelir. Dünyadaki durgun sularda gelgitgenliği artar. 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar ekvatorun kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden kuzey yarımkürede gündüzler güney yarımküreden daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise güney yarımküredeki gündüzler kuzey yarımküreden daha uzundur. 21 Mart kuzey kutup noktasında, 23 Eylül ise güney kutup noktasında 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar. Güneşten her iki yarım küreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle sıcaklıklar eşit değildir. Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır. Tüm dünyada gece ve gündüz süreleri eşittir. Buna ekinoks denir. Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda güneş aynı anda doğup aynı anda batar. Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart kuzey yarımkürenin ilkbaharı, güney yarımkürenin sonbaharıdır. 23 Eylül güney yarımkürenin ilkbaharı, kuzey yarımkürenin sonbaharıdır. Bu tarz bilgi videolarının devamı için videoya like atmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın.